Bu videoda her Süper Lig takımına 3 efsane futbolcu verseydik ne olurdu? 10 sezon boyu bunu görmeye çalışacağız arkadaşlar. FIFA kariyer modunda her Süper Lig kadrosuna 1 santrfor, 1 orta saha, 1 de stoper efsane futbolcu yerleştireceğiz. Ve hangi takım en başarılı olacak bunu görmeye çalışacağız. Şimdi işlemi nasıl yapacağız arkadaşlar? Burada görüyorsunuz 20 Süper Lig takımı. Geçen sezon takımları, yeni takımlar yok biliyorsunuz FIFA 22'de. Bu takımlara burada gördüğünüz ikon oyuncuları dağıtacağız. Şimdi ilk olarak defans oyuncularını dağıtacağız. Görüyorsunuz burada 20 tane ikon defans oyuncusu. Maldini, Zanetti, Cafu. Hepsi stoper değil. Sol bek de olabilir, sağ bek de olabilir. Takımların şansına göre. Generate combinations dediğimizde. Evet, görüyorsun. Oho, kara gümrüğe İtalyan oyuncu gitmiş. Şansa bak. Galatasaray Maldini'yi kapıyor. Roberto Carlos Çaykur Rize'de. En son Ballon d'Or kazanan defans oyuncusu. Cannavaro Alanya'da. Yanılmıyorsam değil mi? Şimdi geliyoruz orta sahalara arkadaşlar. Bazı kanat oyuncularını da ekledim. Çünkü santrforlarda sırf santrfor var. Pele, Maradona, Zidane, Rivaldo, Ronaldinho, Baggio, Seedorf, Giggs, Pirlo burada. Pirlo Karagümrük'e gider mi? Kaka, Balak, Hagi, Vieira. 3, 2, 1. Maradona Hatayspor'da. Pele Adana'da. Galatasaray'a Xavi gidiyor. Fenerbahçe'ye Okocha gelmiş. Vay! Fenerbahçe Okocha'sını tekrar kaptı. Alanyaspor'da Ronaldinho'yu görüyoruz. Çaykur Rize yine bir sağlam star aldı. Beckham'ı alıyor. Zinedine Zidane Kayseri'de. Zaten aslen Kayseriliymiş. Araştırabilirsiniz. Hagi Sivas'a gidiyor. Galatasaray'a Xavi gitti. Sivas'a Hagi gitti bu kez. Pirlo Trabzon'da. Beşiktaş'ta Ryan Giggs. Şimdi geldik santrforlara arkadaşlar. Drogba Galatasaray'a gider mi? Van Persie Fenerbahçe'de oynar mı? Eto Antalyaspor'a tekrar gider mi? Ve Eto Antalya'dan başka bir yerde oynadı mı Türkiye'de? Neyse, Mario Gomez Beşiktaş'la eşleşir mi? Göreceğiz. 3, 2, 1 ve işte Berkamp Konya'da Karagümrük Eric Cantona'yı kapıyor. Mario Gomez Sivasspor'a gidiyor. Sivasspor bir Galatasaray efsanesi bir de Beşiktaş efsanesi kapmış oluyor. Van Persie Giresun'da, Beşiktaş'a Cruyff gidiyor. Drogba Göztepe'de, Fenerbahçe Puskas gidiyor. Eto Gaziantep'te, Ronaldo. Ronaldo Nazario R9 Şişko Ronaldo. Bizim küçüklüğümüzdeki tek Ronaldo. Trabzonspor'da. Trabzon iyi draft yaptı. Okey arkadaşlar, tüm kadroları ayarladım. Çaykur Rize'nin üzerindeyiz. Rize'ye de iyi oyuncular geldi. Trezeguet, David Trezeguet forvette. David Beckham sağ orta sahada. Roberto Carlos da sol bekte arkadaşlar. Oha, Carlos'un özelliklere bak ya. Her şey var. Felaket. Şimdi 10 sezon takımlarımızı yarıştıracağız. Puan sistemini açıklayayım. Süper Lig kazanan 20 puan. Türkiye Kupası kazanan 10 puan. Gol kralı çıkarana, asist kralı çıkarana 5'er puan. Konferans Ligi 30, UEFA 60, Şampiyonlar Ligi'de 90 puan. Eğer Şampiyonlar Ligi veya UEFA kazanıp Süper Kupa kazanırsa takım, ona bakmayacağız arkadaşlar. O çok bozar işi. Bakalım Süper Lig'de 3'er ikon bulunsa her takımda hangi takım en başarılısı olacak? Tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz 1-2-3 diye. Atlayalım ilk sezonun sonuna. Arkadaşlar ilk sezonun sonuna geçerken şunu da söyleyeyim. Her oyuncunun kontratı 10 sene 15 sene uzatıldı. Ayrıca transfer yasak, o yüzden hiç kimse bir yere ayrılmayacak. 10 sezon boyu bütün ikonlar takımlarda kalacaklar. Bu hazır kariyer dosyasını ve squad dosyasını da paylaşacağım benim Patreon sayfamda. İsterseniz göz atabilirsiniz, link aşağıda. Bunun haricinde like butonuna da basmayı unutmayın. Bu videoya 13.333 beğeni gelirse güzel olur. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Beşiktaş'ta yanılmıyorsam Eric Cantona vardı. Fenerbahçe ikinci bitiriyor. Galatasaray üçüncü. Averajlı. Trabzon'da dördüncü. Ama ilk dördü sadece 4 puan ayırıyor. Bizim takım Rize 5. olmuş. Bu arada Süper Lig kazanana 20 puan, ikinciye 7 puan, üçüncüye de 3 puan arkadaşlar. En dibde Hatayspor var. Hatay'da Zidane mı vardı? Neyse, bakarız az sonra. Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazanmış. Maldinili Galatasaray. İlk sezon Şampiyonlar Ligi'ne falan bakmıyoruz. Gol kralı Marco Van Basten olmuş Başakşehir'de. David Trezeguet 2. Puskas 3. Beşiktaş'ta Cruyff varmış. Asist kralı Didier Drogba olmuş. Drogba kaç gol atmış? 14 gol Rivaldo atmış Göztepe'de. Drogba listede yok. Drogba asist yapmış. Hulit ve Puskas ikinciler. Ronaldinho 3.
Hacı'da 4. Cruyff'la. Bu arada toplam verimi de göstereyim. Çaykur Rize'de ikonlar coşturuyorlar. Roberto Carlos 24 gole katkı. David Beckham 18 gol 8 asist. Trezeguet 23 gol 6 asist. En verimli oyuncu. Her sezon farklı bir takıma geçeceğim. İkinci sezon için Göztepe'deyiz arkadaşlar. Drogba madem asist kralı oldu dedim Göztepe'ye bir göz atalım. Rivaldo milli takıma çağrılmış. Bu arada bu ikonlar 19 yaşında başlıyorlar. O yüzden hani overall'ları da düşmeyecek. Didier Drogba 91 overall'da ve Zambrotta 89 overall'da. Hatta yükselirler bunlar. Takımın geri kalanını da görüyorsunuz. Arkadaşlar takımlar ta aralık kadrolarıydı. Bu ikonların olduğu squad dosyası aralıktan kalmaydı. O yüzden ben elimden geldiği kadar güncellemeye çalıştım Transfermarkt'tan bakarak. Bazen arada unuttuğum veya kaçırdığım veya da olmayan oyuncular varsa kusura bakmayın. Bakalım ikinci sezonun sonunda sürpriz bir şampiyon çıkabilecek mi? Ve ikinci sezonun sonunda Göztepe sondan ikinci. Arkadaşlar öyle bir başladı ki Göztepe. Bu sefer izleyerek simüle ettim. Normalde sürpriz olsun diye bakmam ne oluyor simülasyonda. Göztepe ligin 10-15 maçında bir galibiyet alamadı. Dedim acaba kaleci falan mı sakat? Öyle bir durum da yoktu. Ligin en az gol atan takımı Malatya Spor olmuş. Onlar sonuncu. Şampiyon kim acaba? Başakşehir 7. Beşiktaş 4. bu sezon. Trabzon 3. Fenerbahçe 2. Galatasaray 87 puanla şampiyon oluyor. Zira Türkiye Kupası'nda Galatasaray alıyor. Konferans liginde Trabzonspor finale gitmiş ama Ajax'a yenilmişler. Çeyrek finalde Çaykur Rize'ye elemiş Trabzon. UEFA kazanan var mı? Yok, Monaco almış. Şampiyonlar Ligi düşünsenize. Beşiktaş gruptan çıkmış ama Real Madrid'e elenmiş. UEFA'da da Fenerbahçe grubunu lider tamamlamış. Galatasaray Benfica'yı geçmiş. Roma'yı da geçmiş. Fenerbahçe Hajduk Split'i geçmiş. Çeyrek finalde Fener Juventus'a elenmiş. Galatasaray da Marsilya'ya elenmiş. Avrupa'da puan alabilen yok. Gol kralı Galatasaray'dan Eusebio. Ronaldo R9 22 gol atmış. İkinci Van Basten bu sezon ikinci. Bu arada şuradaki Valencia'ya bakın. Fenerbahçe'deki Ener Valencia. Efsanelerin arasına girebilen tek oyuncu. Bu arada Kayserispor Mane diyor. Lan Cagne de gol atmış baya. Transfer yapabilen olmamış. O Mane kim abi? Oo Carlos Mane. Vay. Lan dedim ne oldu bizim transfer modumuz mu bozuldu falan. Asist kralı Shevchenko oluyor. Alanya Spor'da puan almış oluyor bu şekilde. Kalecilere puan vermiyorum arkadaşlar. Kalecilerde çok değişen şeyler oluyor. O yüzden kalecilere puan yok. Üçüncü sezonda Shevchenko'lu Ronaldinho'lu Alanya Spor'dayız. Ve Cannavaro da var stoperde. Sağ bek var mı bu takımda? Pek de yok gibi. Tayfur Bingöl oynayabiliyor orası ayrı ama -17 oluyor lan sağ bekte. Şu çocuk oynasın. Ronaldinho merkez ofansif orta sahada bu arada. Sol kanat merkez ofansif orta saha görünüyor. Ve sezon sonunda Alanya Spor sonuncu oluyor. Göztepe yükselişte. Bir dakika Göztepe 6. bitirmiş. Fenerbahçe 5. Galatasaray, Beşiktaş 3-4. Trabzon bu sezon kazanıyor. Başakşehir de 2. oluyor. Ligin en çok gol atan takımı Fenerbahçe 69 golle. En az gol yiyeni Trabzonspor. Türkiye Kupası Trabzon'a gitmiş. Galatasaray üst üste 3. kez kazanamamış. Konferans Ligi Tottenham'ın oluyor. Burada pek kimseyi göremiyorum eleme turlarında. Trabzonspor UEFA'yı alıyor. Trabzonspor'da kim vardı? Yarı finalde Mönchengladbach, Atletik Bilbao çeyrek finalde Fenerbahçe Mönchengladbach'a elenmiş bu arada. Beşiktaş Porto'ya elenmiş. Trabzon ondan öncesinde Napoli'yi elemiş. Fenerbahçe bu sezon Juventus'a eleyebilmiş son 16'da. Ve Şampiyonlar Ligi'de Ajax'ın olmuş. Galatasaray son 16'da Chelsea'ye elenmiş. UEFA yolu en mantıklısı gibi görünüyor arkadaşlar puanlar için. Gol kralı Puskas oluyor. Robin Van Persie 2. Bahoken asist kralı olmuş. Bahoken arkadaşlar Kasımpaşa'nın bu sezon transfer ettiği bir oyuncu yanılmıyorsam. Trabzon'da bu arada Pirlo varmış. Ronaldo R9 varmış ve David Trezeguet. Aa bir saniye Trezeguet nasıl Trabzonspor'a geçmiş lan? O pardon. Arkadaşlar bu Mahmut Trezeguet. Ufakken hocası lan sen Trezeguet'e benziyorsun sana Trezeguet diyelim. Olan Mahmut Trezeguet bu. Kafam karıştı birden. Trabzon bir tane... bir tanesini kapmış mı ekstradan falan diye. Okey. Şimdi arkadaşlar sezon sonu overall'ları falan görüyorsunuz. En çok verim sağlayan bu takımda Ronaldinho olmuş. Favori futbolcum. Andriy Shevchenko da 14 gol 3 asist. Cannavaro da bir gol atmış. Reis. Dördüncü sezon için Konya Spor'a geldik. Denis Bergkamp, Patrick Vieira ve Rio Ferdinand.
Bakalım bu takım sezon sonunda ilk 6'ya girebilecek mi? Hayır, bitirememişler. Sondan 3. Konyaspor. Ama 42 puan, bak 45 puan alan 13. oluyor. 46 puan alan 12. İlk 10'dan sadece 6 puan geride Konya. Herkes çok eşit gibi arkadaşlar. Ne olacağı belli değil. 4 büyükler dışında sürpriz yapan birisi olacak mı? Belli ki hani 4 büyüklerden bir tanesi kazandı bu konsepte. Ama ne olur ne olmaz. Alanya sonuncu. Şampiyon bu sezon Trabzon değil mesela. Trabzon 7. bitirmiş. UEFA şampiyonu. Galatasaray 4, Başakşehir 3, Beşiktaş 2, Fenerbahçe şampiyon olmuş bu sezon. En çok gol atan Beşiktaş. Cruyff'lu Beşiktaş. En az gol yiyen de bu sezon Fenerbahçe olmuş. Ziraat Türkiye Kupası Trabzon'a gitmiş Göztepe'ye karşı. Konferans Ligi Beşiktaş'a gidiyor. Yes, güzel. Türk takımları bunları kazansınlar ya bir zahmet. UEFA Ajax'ın olmuş. Ajax her sezon bir şey kazandı arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi. Ah, buralarda da hani görebilsek birini. Trabzonspor çeyrek final oynamış, City'ye elenmiş. Inter'i eledikten sonra elenmişler City'ye. Gol kralı Eusebio ile Puskas. Burada Fener'le Galatasaray 5'er puan alıyorlar. Puskas asist kralı tek başına. Konyaspor'un kadrosu gördüğünüz gibi. Kaleci iyice düşmüş 64'e. Erkamp 19 gol 2 asist. Patrick Vieira 9 gol 5 asist. Muhammed Demir'e bak, 19 maçta 8 gol. Konya'nın yeni transferi. 5. sezon için Sivasspor'a geldi. Mario Gomez, Hagi, bir de Laurent Blanc. Bayağı düşen olmuş arkadaşlar. Max Gradel 67'ye düşmüş. Ama böyle takılacak artık bu takım. Keskin, merkez orta saha. Bizim geldiğimiz takım genelde son 3'te bitiriyor. Bakalım Sivas'ta dibden 3. olacak mı? Aynen öyle olmuş arkadaşlar. Sivasspor sondan 3. Karagümrük en az puan alan takım olmuş. Bu sezonun şampiyonu Galatasaray oluyor. Göztepe 2. bitirmiş. Trabzon 3. puan alan 3 takım. Ziraat Türkiye Kupası. Trabzonspor'un üst üste 3. kez. Konferans Ligi Everton'ın oluyor. Başakşehir yarı finalde Espanyol'a elenmiş. UEFA Kupası Manchester City'ye gitmiş. Trabzonspor Manchester City'ye yarı finalde elenmiş. Şampiyonlar Ligi'de Chelsea'nin olmuş. Arkadaşlar Türk takımı Fenerbahçe çeyrek finalde Chelsea'ye 5-3 elenmiş. Bu daha öncesinde de olmuştu. Çeyrek finalde Chelsea'ye elenmek Fenerbahçe için. Beşiktaş'ta Leverkusen'e elenmiş. Bu kez son 16'da ilk defa 2 tane Türk takımı varmış. Fener Leipzig'i elemiş. Gol kralı Ronaldo. Ronaldo Nazario. Eusebio hep tepelerde arkadaşlar, fark ettiyseniz. Van Persie de iyi atıyor. Ama Drogba çok iyi atamıyor. 17 gol atmış. Puskas bu sezon 15 gol atmış sadece. Xavi asist kralı olmuş Galatasaray için. Puanlar buralara gidiyor. Sivasspor'da Hagi 22 gol 6 asistle en verimli oyuncu olmuş. Mario Gomez 18 gol atmış. Laurent Blanc'ın da 1 golü varmış. 6. sezonda Pele'nin takımı Adana Demirspor'a geldik. Pele, önünde Miroslav Klose ve Ronald Koeman da stoperde. Yeni transfer Yusuf Sarı 78 overall'a yükselmiş. Onyekuru 80'de. Balotelli 69'a düşmüş. Şimdi bence Adana Demirspor üst sıralarda bitirecek. Kesinlikle dibden 3 tahmin etmiyorum ama bakalım. Bu arada arkadaşlar az sonra Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş rastgele sırayla onlara da tek tek bakacağız. Aynen, sezon sonunda Adana Demirspor 6. bitirmiş. Ligin dibi Konya, Sivas, Karagümrük. Karagümrük çok kötü gidiyor bu arada. 87 gol yemişler. Şampiyon Galatasaray, Beşiktaş 2. Trabzon 3. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'a gidiyor. Konferans Ligi Everton'ın olmuş. Bizim Adana yarı finalde elenmiş lan. Paris Saint Germain'i elemiş Adana Demirspor 6-5. Beşiktaş da Nice'e elenmiş bu arada. UEFA Kupası'nı Arsenal alıyor. Trabzonspor son 16 oynamış. Göztepe son 16 oynamış. Şampiyonlar Ligi'de Liverpool'a gitmiş. Son 16'da bizim takımlardan hiçbiri yok. Galatasaray sonuncu bitirmiş bu grupta. Gol kralı Ronaldo Trabzonspor'da. Asist kralı Ryan Giggs. Sonunda be. Adana'nın kadrosu sezon sonunda böyle. Pele 30 gol 7 asist. Süper. Klose'de 16 gol 6 asist. Onyekuru'ya bak sen. Oha, Ronald Koeman 12 gol 3 asist. Takımdaki en iyi frikikçi Koeman. Pele'den de daha iyi. Penaltıları bile belki Koeman atıyordu. 97 penaltıları var. Pele 93. Muhtemelen o yüzden Koeman 12 gol atmış stoperden. Zaten kariyerinde de bayağı gol atıyordu Koeman stoper olmasına rağmen. Şimdi madem Galatasaray şampiyon oldu, geçelim önce Galatasaray'a bakalım. 7. sezonda Galatasaray'a geldiğimizde Seferovic 73'e düşmüş arkadaşlar. Yeni transferleri getirdim. Muhtemelen Santrfor'da Eusebio oynuyor. Ben böyle ayarlamıştım. OF diye Eusebio. Ama burada Çıkıldağ'ı merkez ofansif orta saha olarak
farkı oynatabiliriz. Oliveira 77'ye düşmüş. Morutan 80'e yükselmiş. Kerem 79. Sol bekte Boye'yi oynuyor muhtemelen. Nelson 82. Kaleci hariç Galatasaray'ın kadrosu oldukça iyi aslında. Kaleci olsa UEFA kazanabilecek kapasitede. Diğer oyuncuları da görüyorsunuz merak ediyorsanız. Ve sezon sonunda Galatasaray 5. bitiriyor. Beşiktaş 8. En dibde yine Konya, Sivas ve Karagümrük var arkadaşlar. Onlar değişmediler bir türlü. Fenerbahçe averajla şampiyon olmuş. Trabzonspor 2. Malatyaspor da 3. Malatya ilk defa puan kazanıyor. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın olmuş ama. Konferans Ligi Göztepe finalde kaybetmiş. Drogbalı Göztepe. Fenerbahçe Manchester United'a elenmiş. UEFA Real Sociedad'a gitmiş. Burada Trabzonspor çeyrek finalde elenmiş Sociedad'a. Şampiyonlar Ligi'de Paris Saint-Germain olmuş. Son 16 Beşiktaş 4-3 Juventus'a elenmiş. Gol kralı Puskas 27 gol. Zidane da bayağı gol atmış bu arada orta sahadan. 21 gol Zidane için. Asist kralı yine Xavi. Üst üste ikinci kez. Galatasaray'ın kadro bu halde. En verimli oyuncu Xavi. 35 gole katkı. Morutan 30 gole katkı. Morutan'a bak sen. Maldini 3 gol 3 asist. 8. sezonda Fenerbahçe'deyiz. Madem Fener şampiyon oldu buraya geleyim dedim. Diziliş böyleydi. Puskas, Okocha ve Cafu arkadaşlar. Salay 82'ye yükselmiş. Altay 82'ye yükselmiş. Stoper için Tisserand 72. Ferdi sol bekte 80-4. Muhammed Gümüşkaya bayağı gelişmiş. Sağ tarafta da Burak Kapacak bayağı gelişmiş. Emre Mor da 77 overall. Osay Samuel de 77 overall. Joao Pedro da 72'ye düşmüş. Berisha hala burada 78. Thiago Çukur da 77. Hadi Berisha'yı yerleştirelim oraya. Şu Vuarte'de arkadaşlar Willian Arao diye getirdim. Biliyorsunuz Brezilya takımlarında oyuncular rastgele oluyorlar biraz. Ama buraya da İrfan Can'ı koyabiliriz. Bakalım Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edebilir mi? Ve 8. sezonun sonunda Fenerbahçe açık ara şampiyon olmuş. Üst üste ikinci kez. Beşiktaş ve Galatasaray da puan alıyorlar. Sonda yine Sivasspor. Evet Konya. Sivas yine kurtarmış sonuçtan kendini ama Konya Karagümrük. Karagümrük çok kötü gidiyor. Ziraat Türkiye Kupası Hatayspor'un oluyor. Vay sürpriz. Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş harici ilk defa 4. bir takım kazanıyor bu kupayı. Fenerbahçe gruptan çıkamamış Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'ni Chelsea almış. UEFA'da Feyenoord'u ilk turda elemiş Fener. Ardından Leverkusen'e 6-1 elenmiş. Galatasaray Celtic'i geçiyor. Trabzonspor da var. Aston Villa'ya elenmiş Trabzon. Galatasaray PSV'yi geçmiş. Galatasaray Leverkusen'e elenmiş ve Leverkusen almış bu kupayı. Adamlar istemişler. Real Betis'te konferans kazanmış. Burada da kimse yok. Eusebio gol kralı Galatasaray için. Asist kralı Cafu Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin ilk 11'i sezon sonunda bu halde. Toplam verim de bu şekilde. Puskas 31 gol 10 asist en verimli oyuncu. JJ Okocha da bayağı iyiymiş. Berisha da iyi verim sağlamış. Cafu'nun da 11 asisti var. 9. sezonda Beşiktaş'tayız. Beşiktaş'ın kadro bu halde. Weghorst 72'ye düşmüş. Muleka ama 78'de. Gezdal'ın yerine Hasic oynayabilir sağ kanat. Saiz 60'a düşmüş. Serdar Saatçi 74. Salih Uçan 72. Ondan daha iyi kimse pek yok. Haçlıkol 89. Rıdvan Yılmaz 80. Ersin 81. En iyi kadro bu halde. Cruyff da burada 94. Sezon sonunda Beşiktaş 5. bitirmiş. Başakşehir 4, Galatasaray 3, Trabzon 2, Fenerbahçe şampiyon olmuş. Üst üste 3. kez oluyor bu Fener için. Sivas da bu sezon en sonuncu. 18 puanla. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın olmuş ama bu kupayı Fenerbahçe kazanamadı hala. Konferans Ligi Atalanta'nın, Galatasaray Atalanta'yı yarı finalde yenilmiş. UEFA'da Beşiktaş grubundan çıkmış. Ön eleme turunda Juventus'u geçmiş. Ardından Leicester'ı 7-2 geçmiş. Atletico Madrid'e 5-3 yenilmiş çeyrek finalde. Şampiyon Atletico Madrid olmuş. Şampiyonlar Ligi'ni de Tottenham almış. Oo, burada bir bug olmuş galiba oyunda. Tottenham, kupa. 3 gol kralı var bu sezon. Cruyff, Van Basten ve Eusebio. 3'ü de 5'er puan kazandırıyor takımlarına. Ve Van Basten asist kralı olmuş. Başakşehir 10 puan kaptı buralarda. 10. sezonda da Trabzonspor'a geldik. Ronaldo, Trabzonspor, Pirlo ve Zanetti burada. Abdülkadir Ömür 82'ye yükselmiş. Sol kanat Trezeguet. Kafalarımızı karıştıran Trezeguet burada 68 overall'da. Hamşik 64'e düşmüş. Onun yerine kim oynayabilir? Parmak oynayabilir. Berat Özdemir 80. Solbek Trondsen
68. Tronsen hala Trabzonspor'da mı acaba? Neyse, Eren Elmalı'yı yerleştirelim oraya. Kaplan var stoper için. En iyisi böyle gibi arkadaşlar. Ve videomuzun sonuna çok yaklaşmış bulunuyoruz. Sezon sonunda Trabzonspor 7. olmuş. En dibde yine kara gümrüğü görüyoruz. En başarısız kara gümrük oldu diyebilir miyiz acaba? Galatasaray 6. Fenerbahçe 5. Beşiktaş mı şampiyon? Yes. Beşiktaş ilk sezon şampiyon olmuştu. Son sezon da şampiyon oluyor. Açılışı Beşiktaş yaptı. Noktayı da Beşiktaş koydu. Başakşehir 2. Antalya'da sonunda puan almış. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'a gitmiş. Konferans Ligi Anderlecht'in olmuş. Galatasaray çeyrek finalde elenmiş burada. UEFA'yı Dinamo Kiev almış. Enteresan. Şampiyonlar Ligi'de Barcelona'ya gitmiş. Burada kimse var mıymış? Yokmuş. Gol kralı Cruyff tek başına. Asist kralı Giggs. Beşiktaş bu sezon bayağı bir puan aldı. Şimdi hepsini toplayacağım. Trabzonspor'un toplam veriminde Ronaldo coşturmuş. 30 gol 10 asist. Pirlo 10 gol 8 asist. Zanetti 10 gol 8 asist. Pirlo sadece 40 maça çıkmış. Okey, şimdi videonun kazananı kim oldu? Puanları ben toplayayım. 2000 years later. Toplama işlemi bitti. Malatya ile Antalyaspor 3'er puan kazanıyorlar. Ligi 3. bitirdikleri için bir kez. Kasımpaşa'nın 5 puanı var Alanyaspor'la. Hatayspor 10 puan toplamış. Bir tane Türkiye kupaları var. Göztepe 12 puan. Bir lig ikinciliği için, bir de asist kralı Drogba olmuştu. Başakşehir 32 puanla 5. oluyor. 101 puanla Beşiktaş 4. oluyor. 119 puanla Fenerbahçe 3. bitiriyor. Şampiyonla 2. arasında sadece bir puan var arkadaşlar. Şampiyonun 143 puanı var. 2. bitirenin 142 puanı var. Türkiye'yi domine eden Galatasaray 142 puanla 2. oluyor. Ve Avrupa'da kupa kazanabilecek bilen tek takımımız Trabzonspor'da 143 puanla şampiyon oluyor bu videoda. Biliyorsunuz UEFA Kupası kazanana 60 puan veriyorduk. Trabzon'u 60 puanı aldı. 83 puanın üzerine koyup 143'e çıkardı puanını. Yoksa Trabzon Türkiye'ye bakarsanız 4. bitirecekti. Umarım video ve konsept hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. İkonlarla alakalı bir konsept fikri veya da bu konsepti nasıl geliştirebilirim onu da yorumlara yazabilirsiniz. Bu kariyer dosyasıyla squad dosyasını benim Patreon sayfamda bulabilirsiniz. Orada bana destek olursanız bu tür dosyalarıma erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Videoda kullandığım her şeye. Transfer yasaklama modu da dahil. Bu videodan bu kadar. Like butonuna basmayı unutmayın. 13.333 beğeni arkadaşlar. Ekranda iki video var. Bir tanesini tıklayıp izlemeye devam ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.